Dilara teşekkür ediyorum. Karabük Spor'un antrenman tesislerindeyiz şu anda. Yanımızda da Mavi Ateş'in aslındaki başarısında en büyük pay sahibi teknik direktör Yücel İldiz var. Geçtiğimiz sezon Bankasya şampiyonluğu, ardından bu yılda küme düşecek gözüyle bakılan bir takımı orta sıralarda tutma başarısı gösterdi. Gerçekten Türk futbol kamuoyunun büyük bir takdirini kazanan bir isim Yücel İldiz ve şu anda bugün NTV Spor 14-16'nın konuğu kendisi. Hocam çok teşekkür ederiz öncelikle bizi kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hocam gerçekten büyük bir başarı var ortada baktığımız zaman. Biraz evvel de anlattım. Bu başarıyı gerçekleştirdiniz. Şimdi orta sıralardasınız. Biraz daha rahat gözüküyorsunuz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Valla bu rahatlığımız bizim sezon başından beri vardı biliyorsunuz. Sezon başında amaçlarımızı açıklarken şu anda ligin bitmesine 5 hafta kala ne dediysek onu yaptık diye düşünüyorum. Kamuoyuna verebileceğimiz her türlü mesajı verdik. Son 1-2 haftadan beri mal buz ama istemediğimiz netice alıyoruz ama bunlar futbolda olur. Bu anlamda ligin yeni takımı olarak gerçekten diğer takımlara baktığımızda iddialı ve iddiasız veya alt sıralardaki üst sıradaki takımlara baktığımızda onların kadrolarındaki eksiklere baktığımızda ne bileyim işte bir Galatasaray'ın durumunda işte deniyor ki Arda olsaydı veya Varaş olsaydı Galatasaray iddialı olurdu veya işte Fener'de Alex olmasaydı Beşiktaş'ta bu olmasaydı Trabzon'da işte bizim şey olmasaydı falan diye gidiliyor goller atan çocuğumuz Burak olmasaydı diye konuşuluyor. Ona baktığınız zaman bizim Lokomotiv iki tane oyuncumuz gerçekten aylarca oynamadılar biliyorsunuz Florence Ennat'la hemen iki ama biz hep söyledik takım oyunu oynayacağız dedik. Futbol adına her şeyi yapacağız dedik. Aylarca oynamadılar, daha yeni yeni oynamaya başladılar. Bu nedenle ekip olmanın şeyini biz avantajını gördük diye düşünüyorum. Yani onların eksiklerine rağmen yeni yeni sahalara dönüyorlar. İstediğimiz yerlerdeyiz diye düşünüyorum. Son kalan 5 tane maçımız var. Bu maçlarda en iyi şekilde kamuoyuna futbol adına gösterdiğimiz kamuoyundan gördüğümüz sempati ölçüsünde son kalan maçlarda en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Hocam mağlup olduğunuz maçlarda bile aslında çok pozitif futbol oynuyorsunuz. Özellikle bu hafta seyrettiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ki aslında ligimizin iki pozitif oynamaya çalışan iki kulübü. Gerçekten çok zevkli bir karşılaşmaydı ama yukarıda sizinle sohbet ederken gösterdiğiniz olumlu paslar, ayağa giden paslar oldukça yüksek bir seviye. Belki bu sezon oynadığınız en çok pas ortalamasını yapmışsınız ama istediğiniz sonuç olmadı. Bazen futbolcu olmayınca da olmuyor herhalde. Yani futbolda bazen olmayınca olmuyor. Tabii ki kötü gol yiyince biraz o arada demolize olmuştuk. Büyükşehir Belediye kontratağı iyi oynayan bir takım. Onların biraz ekmeğine bu konuda yağsın. Çok bekleyerek oynadılar. Oyunu çok force ettik ama bazen golü bulamazsanız orada biraz daha üretici olmamız gerekiyordu. Yoksa futbol adına her şeyi yaptık diye düşünüyorum ama bazen olması olmuyor gerçekten. Hocam baktığımız zaman önümüzde 5 hafta var dediniz ama bu 5 hafta içerisinde öyle 2 maç var ki belki de siz şampiyon tayin edeceksiniz. Fenerbahçe ve Trabzonspor'la karşılaşacaksınız. Bu maçlar için neler söylemek istersiniz? Vallahi biz çok rahatız. Tek düşüncemiz şu, bu maçlarla alakalı. İki tane güzide kulübümüz hakikaten inanılmaz bir yarış veriyorlar. Bu konuda onlara başarılar diyorum. Her iki kulübümüz, her iki camiaya da. Biz kendi açımızdan baktığımız zaman son derece rahatız. Sadece düşüncemiz şu, o maçlarda tam kadro olabilmek. Yani çünkü bugüne kadar futbol kamuoyuna verdiğimiz bir mesaj var. Veya da sahadaki görüntümüz var. Biraz önce sizin de bahsettiniz. O görüntü içerisinde, o pozitiflik içerisinde şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Çok güzel futbol günleri olacak diye düşünüyorum Karabük'te. Hocam şunu da sorayım. Sizin belki de yaramaz çocuğunuz. Öyle tabir edebiliriz aslında. Emanuel, Emenike. Artık belki de durmayacak Karabük Spor'da. Çünkü eli avuca sığmıyor artık burada ve herkesin istediği bir isim oldu. Emenike için neler söyleyeceksin? Daha önce de söyledim. Emenike bizim çocuğumuz. Elimize yetişen bir çocuk. Yetenekli bir oyuncu. Önü çok açık bir oyuncu. Tabii ki birçok talipleri oldu. İnanılmaz şekilde gündeme geldi. Bütün bunlara rağmen yine bence Emenike olumsuz davranmıyor diye düşünüyorum. Sakatlığı vardı. Yeni geçti biliyorsunuz. Yeni yeni de oynamaya başladı. Mukaveleli oyuncumuz. Mukavelesi de devam ediyor. Hangi antrenör istemez Emenike ile çalışmak veya devam etmek? Biz de isteriz. Ama sezon sonu itibariyle hep birlikte göreceğiz. O konuda şu anda artık bir şey söylemenin bir anlamı yok. Ama hocam şunu da söyleyebiliriz aslında. Çünkü burası tamam bir futbol şehri ama Emenike artık buraya açtı diyor. Yani bütün futbol kamuoyu bunu konuşuyor. Emenike gerçekten artık yoluna büyük kulüplerde mi devam etmeli? Futbol adamı olarak ben daha önce bu konuda açıklama yaptım. Biz mütevazi bir şehiriz. Mütevazi bir şehrin hep söyledim yani. Mütevazi takım olarak gerçekten ligin rengi bir takım olarak şunu söyleyebilirim.
büyük kulüplerde, özellikle ülkemizde, ülkemiz dışındaki büyük kulüpe gidecek her oyuncumuzun önünü açarız. Sadece Emeniki için değil, bu da bizim için gurur kaynağı olur. Bu konuda yetkili kurullarımız, Sayın Başkanımız, yönetim kurulumuz sezon sonunda gereken değerlendirmeyi yapacaktır. Gelecek teknikler dostu, Karabükspor'un menfaatler dostu, öyle diyelim. Ama bu teknik ve bu doğrultular Karabükspor'un menfaatine uymazsa tabii ki Emeniki bizde oynamaya devam eder. Ama onun dışında hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Evet, Dilara, Mavi Ateş'in başındaki isim Yücel İldiz'le beraberdik. Yaklaşık 10 dakika sonra da Emanuel Emenike ile birlikte olacağız. Emenike şu anda tesiste değil. Teknik direktör Yücel İldiz'den bir izin aldı ve 10 dakika sonra...